Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün TCL etkinliğindeyiz. TCL bugün yeni ürünlerini tanıttı ve bu ürünler arasında gerçekten çok bizleri heyecanlandıran cihazlarda olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz klasik olarak pek çok marka telefon, tablet vesaire tanıtıyor ama bugün TCL ne yaptı? Biraz da şöyle görmüş olduğunuz gibi akıllı bir gözlük tanıtı ve bu akıllı gözlük yakında ülkemize de satışa sunacak. Biz hatta bunun fiyat bilgisini vesaire de öğrendik. Onu da size en yetkili ağızdan birazdan söyleteceğiz zaten. Bu gözlük haricinde bir de şöyle kağıt özellikli bir tabletimiz var arkadaşlar. Bu tabletin ekranı gerçekten çok farklı. Farklı bir teknoloji kullanıyor. Bunun da detaylarını birazdan sizlere en yetkili ağızdan vereceğiz. Dilerseniz bu yeni nesil ürünlerin fiyatını şimdi Serhan Bey'den dinleyelim. Merhabalar. Öncelikle sizi bir tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Serhan Tunca ben. TCL Türkiye Ülke Müdürüyüm. TCL'deki benim serüvenim yaklaşık 6 yıldır. 6 yıldır da bu heyecan ve bu endüstrinin heyecanını taşıyorum diyebiliriz. TCL bugün pek çok yeni ürün tanıttı. Bu ürünler içerisinde en çok dikkat çekeni tabii ki akıllı gözlüklerdi. Bu yeni bir teknoloji çünkü. TCL bunları Türkiye'ye getirecek mi? Getirecekse ne zaman getirecek ve tabii ki en önemlisi fiyat ne olacak? Takdir edersiniz ki çevremizdeki bağlantı cihazların sayısı her geçen gün artıyor. VR gözlüklerle başlayan gözlük deneyimi şimdi AR teknolojilerini konuştuğumuz bir teknolojiye gidiyor. AR için biraz erken bir vakit olsa da yalnız teknolojinin nereye gittiğini görüyoruz. Biz de bu süreçte hem geçmiş zamanlarda VR'a hem de AR yatırımları yapan bir firma olarak ekran deneyimini bugünkü teknolojiyle maksimize etmeye çalışan iki tane ürün geliştirdik. Ürünün ismi Next1, ürün ailesinin ismi Next1. Ve bu ürün size herhangi bir Type-C'sinden Type-C DisplayPort'una sahip olan bir ürünü küçük bir ekrandan büyük bir ekran deneyimine taşıyan bir ürün. Yani yanınıza taşıyıp her an ister havalimanında, ister uçakta, ister bir arabanın arka koltuğunda size sadece bir gözlük mesafesinde 140 inçlik bir televizyon taşıdığınızı düşünün. O yüzden çok heyecan duyduğumuz ve deneyimledikten sonra da gerçekten o heyecanı taşıdığımız bir ürün kategorisi. Çok yakın zamanda bir modelimiz Türkiye'de satışta olacak. İkinci çeyreğin sonu, üçüncü çeyreğin başında da diğer modelde burada Türkiye'de son kullanıcılarla buluşuyor olacak. Peki fiyat ne olacak? Fiyat olarak tavsiye edilen son kullanıcı fiyatını 9.999 lira olarak pozisyonladık. Bugün tanıtılan ürünlerden bir tanesi de bir tabletti aslında. Kağıt özellikli bir tablet dediniz. Bu cihaz tam olarak nasıl çalışıyor? Çalışma prensibine ve diğer tabletlerden ayıran özelliğine? Evet, tabletler pandeminin başından beri hayatımızda büyük yer alıyor. Eğitim alanında, uzaktan toplantı alanında, evden çalışma alanında ve TCL olarak bizler de bu büyüyen tablet pazarında yerimizi çok uzun zamandır aldık. Mart 2019'dan bu zamana Türkiye'de satışını gerçekleştirdiğimiz tablet sayısı 500 bin üzerine çıkmış. Bu da bizi aslında tablet pazarında ilk üç içerisinde koyuyor. Tüm elektronik ürünlerde olduğu gibi son kullanıcı talepleri ve deneyimleri çok değişiyor. Bizler tabletler üzerinde ne kadar çok vakit geçirdikçe aynı zamanda kendi sağlığımızı ve kullanım alanlarımızı genişletmek istiyoruz. TCL NextPaper tamamen NextPaper teknolojisini verdiğimiz tamamen bize özgü ve dünyaya tek olan bir ekran teknolojisine sahip. Üzerinde bulunan 9 katmanlı ekran ile birlikte hem mavi ışığı filtrelerken aynı zamanda size kağıt gibi bir kitap, kağıt gibi bir okuma ve kağıt gibi bir yazma deneyimi sunuyor. Alanında ilk olacak LCD ekranlardan farklılaşan ve aynı zamanda klasik e-ink ekranlardan farklılaşan bir tablet deneyimiyle beraber aslında klasik tabletlerle e-kitap okuyucular arasında size renkli bir ekran deneyimi sunan bir ürün diyebiliriz. Bizler çok heyecanlıyız. En yakın zamanda bu ay içerisinde de satışa sunuyor olacağız ürünleri. Sunum esnasında ben çocuklara özel tabletler de gördüm sanki. Bunlar Türkiye'de satışa çıkacak mı? Yeni tabletler fiyatı ne aralıklarda olacak acaba onların? Evet, aslında geçmişte de portföyümüzde çocuklara özgü tabletler vardı. Çocuklara özgü tabletler hem donanım seviyesinde hem de Türkiye'de girişiminde bulunduğumuz bazı yerel tedarikçiler, yerel içerik tedarikçileriyle başka bir alana evirmeye istiyoruz, arzuluyoruz. Sunumda da gördüğünüz çocuk tabletlerini yine önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye'deki içerik tedarikçileriyle birlikte Türk kullanıcılarına sunmayı istiyoruz. Cidden artık çocuklarımızın da tablet kullanım alanları çok genişledi. Hem uzaktan eğitim hem
kendi kişisel eğitimleri hem de oyun deneyimleri için tabii ki daha dayanıklı ama içerisinde çocuklara özgü içerikler de barındıran tabletlerle tablet pazarında yerimizi almak istiyoruz. Şunu da soralım. ARM tamamlı bir bilgisayarın geleceğinden söz ettiniz. Bu bilgisayar Türkiye'de satışa çıkacak mı? Yine fiyatını soracağım. Fiyatı ne kadar olacak? Ve kullanıcılara ne gibi artılar sunacak? Yani normal bir laptoptan en büyük ayıran özelliği ne olacak mesela? Evet, mobil işlemcileri yakın zamanda notebooklarla görmeye başladık biliyorsunuz. Aslında bunu başlatan Windows'tan öte Windows'un dışındaki işletim sistemlerini daha fazla gördük. Ve mobil işlemciler bize ne katıyor onu düşünmek lazım. Mobil işlemciler daha düşük mimari sebebiyle daha kompakt tasarımlara sahipler. Daha düşük mimari, daha küçük mimari ve verimli güç tüketimiyle hem size daha uzun süre pil ömrü sağlıyorlar hem de daha küçük kompakt makineler hiç ısınmadan, performans düşüşü gerçekleştirmeden size deneyim sağlıyor. TCL Book 14 Go'da da bir Qualcomm işlemcisine yer verdik. Qualcomm işlemcisiyle beraber az önce zikrettiğim hem bu uzun pil ömrünün yanı sıra aynı zamanda içerisinde bulunan bir modemle beraber 4.5G destekli bir modemle dilediğiniz her alandan erişim sağlayabileceğiniz bir notebook olarak anons ediyoruz. Bu aslında nedir? Bugün burada yaptığımız bir toplantı, yani bu siz şu anda yaptığımız röportajı herhangi bir harici bir internet ihtiyacınız olmadan o bilgisayar üzerinden editleyebilir. Kendi web sitenize, serverınıza yükleyebilirsiniz ya da toplantınıza, eğitiminize girebilirsiniz. Aslında biraz daha bağlantılı olduğumuz dünyayı biraz daha büyüten bir notebook diyebilirim. Peki fiyatı belli mi, Türkiye fiyatı? 6.999 liralık bir tavsiye edilen son kullanıcı fiyatını duyurduk bugün. O zaman bu cihazın hani fiyat olarak, performans olarak normal notebooklara göre bayağı bir avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, söyleyebiliriz. Peki son olarak size TCL'in Türkiye üretimiyle ilgili bir soru soralım. Şunu merak ediyorlar. Acaba TCL'in Türkiye'de ürettiği ürünler sadece ülkemizde mi satışa çıkıyor yoksa farklı pazarlara da ihraç ediliyor mu? Haziran 2021 yılında biz ilk üretim ürünlerimizin lansmanı yapmıştık yine Türkiye'de. O zamandan bu zamana kadar da yaklaşık işte bugün lanse ettiğimiz ürünleri dışarıda bırakırsak 4 tane farklı modelde 200 binin üzerinde cep telefonu üretimi gerçekleştirildi. Ve bu cep telefonu üretimleri gerçekleştirirken misyonumuz hem iç pazara hizmet etmek hem de aynı zamanda dış pazarla beraber ihracat alternatiflerini değerlendirmekti. Bugün daha sıcak bir gündemimiz ihracat. Çünkü takdir edeceğiniz üzere hem pandemi hem de şu anda içinde bulunduğumuz savaş gündemiyle birlikte uluslararası taşımacılığın kısıtlandığı bir dönemdeyiz. O yüzden deniz aşırı, okyanus aşırı ulaşımdan öte daha yakın işte tren yolu, karayolu gibi ulaşım alternatifleri de bir opsiyon. Şu ana kadar biz aslında çevre ülkelerimizden birkaçına ihracat gerçekleştirdik. Tabii bunu daha da büyütmek niyetiyle çalışmalarımıza devam ediyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.